Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır. Bugünkü video analiz çalışmamızda S&P 500 ve DAX 30 endeksi ile ilişkin teknik değerlendirmelerimizi gerçekleştireceğimiz bir video çalışması olacaktır. Daha önce bu konuyla alakalı 17 Nisan tarihinde iki varlığa ilişkin beklentilerimizi izah etmiştim. Bu zamandan itibaren yani yaklaşık 2 haftalık süreçte bu varlıklarda neler olmuş? ve yeni dönemde beklentilerimiz devam ediyor mu? Bu soruların cevaplarına ulaşacaksınız. İlk etapta DAX'la başlamak istiyorum. Hatırlarsınız DAX 30 endeksi ile alakalı uzun zamandır bir yükseliş trendinin devam ettiğini ve bu düşüş e, yükseliş trendinin alt bölgesinde bir kırılım olsa da bunun bir istisnai olduğunu ve özellikle yılbaşından itibaren tüm küresel borsalarda bir yukarı yönlü reaksiyonun izlendiğini ve DAX 30 endeksinde de bu yukarı yönlü en e, hareketlerin devam edebilme potansiyelini vurgulamış, 12.215 seviyesine dikkat çekmiş. Çünkü 13.448 seviyelerden başlayan bir düşüş trendi mevcuttu ve bu düşüş kanal çizgisi ya da trend çizgisinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda bir Çift dip formasyonu görüntüsüyle 13.204 lere kadar bir beklentinin oluşabileceğini, haftalık bir grafik olması sebebiyle de 12.215'in üzerindeki haftalık kapanışın bu açıdan teyit kazandırabileceğini izah etmiştik. Nitekim 2 haftalık bir süreç içerisine baktığımızda Dax 30 endeksinin bahsetmiş olduğumuz baz aldığımız bölgenin üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturduğunu yani 12215'in üzerindeki hareketlerle bu dip görüntüye teyit kazandırdığını ve bu sebeple de teorik olarak 13204 bölgesine doğru bir yukarı yönlü hareketin devam edebilme potansiyelinin gündemde yer alabileceğini söyleyebiliriz. Yani haftalık bazda baktığımızda özellikle bu teyidin e, bu dip formasyonu beklentisini güçlendirme eğilimi içerisine girdiğini yeni dönemde yukarı yönlü reaksiyonların şaşırtıcı olmadığını sadece haftalıktaki bu e, ince detaya bakarak vurgulayabiliriz. Peki kısa vadeli olarak gerçekten bu düşünce destekleniyor mu? Hemen günlük grafiğimizi açtım ve günlük grafiğimize baktığımızda uzun zamandır o biraz önceki o düşüş trend çizgisinin sona erdiğini, yılbaşından itibaren de bu akışın devam ettiğini, ilaveten de 25 Mart tarihinden itibaren de akışın hızlandığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Hatırlarsak 13168 yani 14 Haziran 2018'den başlayan bir negatif hareket söz konusuydu. Evet, yılbaşından itibaren hatta Aralık Ayından itibaren bir toparlanma eğilimi vardı. Ama bu toparlanma eğilimini özellikle biz Mart'taki o yukarı yönlü rally ile birlikte görmüş olduk. Ki nitekim yılbaşından itibaren de bu hareketler devam etmiş oldu. Şimdi biraz daha güncel bölüme geçecek olursak özellikle bu harekette yükseliş kanal çizgisinin de üzerinde bir hareketi izliyoruz. Ki bu hareket şu anda baktığımızda mevcut o kanalın güncel üst bölgesi 12.195 destek noktasından geçiyor. Bu ne demek? 12.195 destek noktası üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam etmesi şeklinde. Peki nereye kadar hareketler etkisini sürdürebilir? Burada hareketlerin devamlılığında Fibonacci Expansion bölgeleri gündemde yer alabilir. Hemen grafiğimizi incelediğimizde 12.609 ve 13.000 78 seviyelerine kadar bir teorik alan söz konusu yeter ki bu kanal üzerinde kalmayı sürdürsün 12.195 seviyesi üzerindeki hareketin devam etmesi koşulu tabi burada şuna da dikkat etmek gerekiyor bir sıkışma eğilimi de söz konusu. Ama bu sıkışma eğiliminin de yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olduğu da göz ardı edilmemelidir. Hani ara bir seviye vurgulayacak olursak 12.607. Ve 13.078 seviyesi önceliğinde yukarı yönlü hareketlerde 12.470 seviyesi ara bir direnç noktası biraz daha kısa vadeli olarak baktığımızda bu zirve noktalarını da incelediğimizde kabataslak baktığımızda 12.372 seviyesi dikkate alınabilir. Hemen bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Ee, vurgu yapmakta fayda var. Tabi bu ara dirençtir. Hani bu çok önemli bir dirençmiş gibi algılamamak gerekiyor. Sadece hani kısa vadeli olarak da hangi bölgeler dikkate alınmalıdır şeklinde ara bir direnç bölgesi bu şekilde vurgulanabilir. 372. Tabi baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareketin devamlılığını konuşabiliyoruz. Bu sebeple de bu geri çekimler 12.195 destek noktası kırılmadığı müddetçe hala bir toparlanma eğilimi oluşturuyor ve yukarı yönlü rally'nin 12.470-12.609 civarlarına kadar hatta geçilmesi durumunda 13.078'lere kadar devam edebilme potansiyeli var. Peki bu algıyı bozacak bir durum var mı? Küresel borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini, işte Amerika tarafına baktığımız zaman biraz sonra S&P 500'e de geçeceğiz olumlu bilançolarla birlikte desteklenen bir görüntünün olduğu, Fed'in faiz konusunda, faiz artırımı konusunda herhangi bir aksiyon içerisine girmediği, Trump'ın bu süreçte Fed'i eleştirdiği ve özellikle e, borsanın pozitif yönde fiyatlama e, davranışını destekleyecek e, görüntüde yer alması, ki önümüzdeki sene hatırlarsınız e, başkanlık seçimi olacaktır ve Trump'ın da elindeki en önemli koz olacaktır. Borsa tarafındaki o potansiyel hareket ki 2018'in zirvesine ulaştı. Ee, ABD Çin arasındaki ticaret savaşları o süreci de öyle çok ciddi çok ekstrem bir görüntü söz konusu değil. Dünyanın geneline baktığında evet Avrupa'da işler birazcık daha kötü ama bugün örnek veriyorum Avrupa'dan gelen e, büyüme tarafındaki ve işsizlik tarafındaki olumlu bir görüntü söz konusu. Hani evet Almanya nezdinde e, PMI ya da büyüme tarafında hani kötü bir görüntü söz konusu. Ancak hani bugüne baktığımızda örnek veriyorum bugünkü veri sonucunda GDP rakamının Euro bölgesinin %0.4 geldiğini gördük. Bir önceki rakam %0.3'tü. İşsizlik oranında %7.8'den %7.7 olarak değiştiğini görebilmekteyiz. Tabii ki haftanın kalan zamanlarında özellikle perşembeden itibaren gelecek Euro bölgesi ve üye ülkelerin imalat PMI datası bu açıdan da yakinen takip edilecektir. Avrupa'da işlerin bozulduğuna ilişkin bir ibare olmadığı varsayım altında yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiği de göz ardı edilmemelidir ve burada 12.195 seviyesi üzerine kaldığı müddetçe hedeflerine ulaşmaya çalışan ve bu konuda da gerçekten teknik anlamda istekli bir görüntü izlediğimiz bir DAX 30 endeksinin olduğunu söyleyebiliriz ve DAX 30 ile alakalı genel bir değerlendirmemizi bu şekilde sona erdirmiş olalım. ABD tarafında da S&P 500'e geçecek olursak biraz önce de saydığım hususlar. Ee, ABD borsa endekslerinde de toparlayıcı nitelikte nitekim. Eylül 2018'de test edilen 2946 seviyesinin test edildiğini hatta 2951 seviyesiyle de dün zirve yaptığını görmüş olduk. Tabi burada daha önceki beklentilerimizde neyi vurgulamıştık? 2946 zirve bölgesi ve Fibonacci olarak baktığımız ilk seviye 3023'lere kadar bir hareketin olabilme potansiyelini gündemde tutmuştuk. Zaten Mart 2009'dan beri bir yükseliş trendi vardı. Aralık 2010 2018'deki o düşüşün aslında bu trend için bir düzeltme olduğunu söylemiş ve akabinde bu hareketin devam ettiğini etmeye de devam edebilme potansiyelini konuşturduk. FED tabii ki bu açıdan önemli olacaktır. Faizden uzak durduğu, faiz artırımı düşüncesinden uzak durduğu sürece de borsa tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyeli ön planda. Tabi burada bu uzun vadeli bir grafik biraz grafiği küçültmemiz gerekiyor günlük olarak baktığımızda tabii ki bugün 16.30 açıldıktan sonraki hareketi de bakıyoruz. Bir geri çekilme görüntüsü söz konusu. 29 Nisan'da te test edilen 2951'den sonra bir geri çekilme görüntüsü söz konusu. Ama yılbaşından beri baktığımız zaman Alligator göstergesiyle birlikte oluşan pozitif bir trend var. Ve bu trend Henüz bu göstergenin altına sarkmadığı için değişmedi. Bu sebeple de bu geri çekilmelerin bir trend fırsatı olduğunu unutmamakta fayda var. Son dönemde Legator göstergesinde yeşil çizginin önemli bir destek noktası olduğunu görebilmekteyiz ki bu seviye 2925'lerden geçiyor. Ana gösterge çizgilerine baktığımızda 2925-2895 bölgesinden geçiyor. Yani S&P 500 endeksinde bir geri çekilme oluşsa dahi bu bölgenin altında kalıcı bir reaksiyon yani günlük kapanış oluşmadığı müddetçe bu geri çekimler bir trend fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada 2925'ten mi döner yoksa daha alt bölgelerden mi döner bunun kararını piyasa hassasiyeti verecektir. Ancak son dönemde baktığımızda alligator göstergesindeki o yeşil çizginin önemli bir destek noktası olduğunu görebilmekteyiz. Yani... S&P 500 endeksinde daha istekli bir tepki satışı oluşabilmesi için ya da aşağı yönlü bir hareket oluşabilmesi için en azından 2925'in altındaki kalıcı hareketleri takip etmekte fayda var ama ana trendin değişebilmesi için 2895'in kırılması gerektiği unutulmamalıdır. E grafiğimize detaylı bir şekilde bakmaya devam ettiğimiz zaman Hatırlarsak 3023 gibi bir rakamdan bahsetmiştik. Nitekim Fibonacci Expansion hedeflemesinde de %161.8'lik bölge burada 3024 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Yani yukarı yönlü bir reaksiyonda kanal bölgeleri, bu kanal bölgesinde şurada daha önceki video çalışmamızda da paylaşmıştık. 29 Ocak 2018 ve 21 Eylül 2018 zirve bölgelerini çizdiğimiz zaman şu anda kanal üst bölgesi 3008'lerden geçiyor. Psikolojik bir bölge burası. Teorik olarak da 3024 mevcut trend hedeflemelerinde gidebileceği olası bölge. Tabii ki burada yine buradan bir kanal çizdiğimizde bu kanalın üst bölgesinin de kapatarsak 2921-51'lerden olduğunu, burada yukarı yönlü hareketlerde 2952'nin yine kanal çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir dönüş oluşması durumunda bu dönüşle itibaren gerçekleşecek yani bir satış baskısı oluştuğunda bir tepki hareketi oluştuğunda buradan kaynaklı gerçekleşecek dönüş ve bu dönüşle birlikte mumun sağa doğru kaymasıyla birlikte öncelikle bu kanalın üst bölgesine ulaşmak isteyecektir. Bunu birazcık hani e, strateji ya da teori olarak vurguladığımızda şu şekilde bir geri çekilme ve akabinde toparlandığımız zaman kaba taslak baktığımızda 2963 civarı oluyor. Yani burada kanal üst noktasının hani şu an için 2951'den geçtiğini görebiliriz ama yaklaşık 2 haftalık bir süreç sonrasında sizlere yeni bir video çalışması oluşturacağım için bu grafiği sizler de platformunuz içerisine çizebilir ve bu çizimle birlikte kanal çizgisinin neresi olduğunu ilgili bölgelerde görebilirsiniz. Hani şu andan itibaren bir çıkış oluşursa kanalın hemen üst bölgesi kabatasak dikkat ederseniz 2954 civarlarında oluyor. Burası geçilmesi durumunda kanalı da aşacağı için 3007 ve 3204'ye kadar bir toparlanma eğilimi izlenebilir. Tabi bu düşüş olmadan yukarı yönlü hareketlerdeki senaryo. Ama dikkat ederseniz bugün özellikle açılış sonrasından itibaren bir geri çekilme eğilimi söz konusu. İşte bu geri çekilme eğiliminde nereye kadar gidebilecek sorusunun cevabında 2925 ana trend anlamında da 2895 seviyeleri önemli. Burada gerçekleştirilecek olası strateji nedir? Bu geri çekilmeleri takip edip bu geri çekilmelere bağlı trend değişmeyecek vurgusuyla birlikte bir aksiyon incelenebilir. Tabii burada ana trenin pozitif olduğu senaryosundan yola çıkıyoruz. Bu senaryonun değişmesi koşulu o zaman bu algının da değişmesine imkan tanıyacak. Şu an için 2 haftaki önceki beklentimizde şu anki beklentimiz arasında çok önemli bir değişim yok. Beklentiler ve hedeflemeler hala güncelini koruyor. Sadece geri çekilmelerde olası tepkiler neresidir sorusunun cevabında kısa saldığımız bölgeler bu aşamada dikkate takip edilmelidir. E şu anda baktığımızda yılın ilk 4 ayını geride bıraktık. Özellikle Haziran ayından itibaren tabii ki çok daha e, volatil bir görüntü izleyebiliriz. Mayıs'ta e, piyasalar burada acaba bir soluklanma evresine girer mi girmez mi bunlara bakacağız. Küresel anlamda bir e, süreç oluşacak mı? Bir Mayıs'ta sat dönemi oluşacak mı? Oluşmayacak mı? Bunları takip edeceğiz. Ama şu da çok net bir şekilde gözüküyor ki gerek DAX 30'da gerekse S&P 500 tarafında yılbaşından beri önemli bir ralli var. Bir yükseliş görüntüsü söz konusu ve trend göstergesi göstergesiyle korunmaktadır. Bu sebeple de trend değişmediği müddetçe Dostumuzur sloganından yola çıkabiliriz. Ee, burada da biraz önce de paylaştığım gibi S&P 500 ve DAX 30 alakalı genel video çalışmalarımızı 2 haftalık süreç içerisinde paylaşmaya özen göstermeye çabalıyorum. Bu süreç içerisinde çok agresif bir görüntü izlenirse tabii ki bu süreyi bir haftaya kısabilirim. E, tabii ki normal bir standartta alligator göstergesini şu anda 2895-2925 bölgesi olarak izah ediyorum. Ama e, her gün bu rakamlarda revizeler olacaktır. Size tavsiyem e, S&P 500ün günlük grafiğine alligator göstergesini eklemeniz. Herhangi bir ekstra revize etmenize gerek yok. E, standart gösterge eklediğiniz durumda o destek noktaları sizin için kritik olacaktır ki bir revize olup olmadığı konusunda da hani benim bir bilgilendirme yapmama bile ihtiyaç kalmayacaktır. Trend zaten pozitif değişmediği müddetçe dostumuzdur sloganı da e, gündemimizde yer almayı sürdürmektedir. Genel çerçevede S&P 500 ve DAX 30 ile alakalı sizlere aktarabileceğim analiz çalışması ve beklentilerimiz bu şekilde izah etmiş oldum. Bundan sonraki videolarımızda analiz ve eğitim çalışmalarımızda görüşmek dileğiyle.